Hocam merhaba. Merhaba. Bir anayasa programında daha beraberiz. Önceki bölümde 19. maddeyi konuşmuştuk. Şimdi bugün 20'den devam edeceğiz. Bunları tek tek maddelerde gittiğimizde anayasayla ilgilenen ya da bugüne kadar ilgilenmemiş olan, hukukla ilgilenmemiş olan ama birey yurttaş olarak bu hakların önemli olduğunu bilen biri açısından genel bir değerlendirme yapmak lazım. E bir kere bu hak dediğimiz şey nedir? Ya insanın en önemli hakkı yaşama hakkı. Ama sadece yaşama hakkı değil, insan gibi yaşamak maddi manevi varlığını geliştirebilme, daha iyi yaşayabilme, barınabilme, daha iyi eğitim görme, huzur içinde yaşama, güvenli yaşama, devletin korkusu olmadan yaşama, yöneticilerini seçmeye katılma, bir zaman sonra ben de yönetici olayım diyebilme bütün bunlar haklar. Bu haklar tabii ki dünya değiştikçe, koşullar değiştikçe artıyor. Bana bir anayasa yaz dediğinde hepsini bir anda aklına gelmez. Ama bunları kategorize ederek sınıflandırmak mümkün. Önemli olan bu. Anayasaları ona göre değerlendiriyoruz. Ünlü Alman hukukçu Jelinek'in ünlü bir sınıflandırması vardı. Bunu herkesin bilmesi lazım. Üç tür Jelinek'e göre hak vardır. Negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları. Ne, ne demek bunlar? Evet. Negatif statü hakları şu demek. Bireyi devlet karşısında koruyan, devlete lütfen karışma. Hani bir anlamda gölge etme başka ihsan istemem diyen tür haklar. Yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı. Devlete lütfen benim bu alanıma karışma diyerek. Bunlara o yüzden klasik haklar da diyoruz. Niye negatif acaba? Devlete negatif davran. Karışma denilen haklar. İkinci ortaya çıkan ise aktif dediğimiz haklar. Kişiyi devletin işleyişine veya oluşmasına katan haklar. Siyaset yapmak. İşte yapma. askerlik haklar gibi siyasal haklar, seçme hakkı, seçilme hakkı. Bunlara da o yüzden ya aktif statü hakları diyoruz ya da katılma hakları diyoruz. Kaldı gelip pozitif statü hakları. Bu sefer karışma değil. Devlete benim için bir şeyler yapman lazım denilen haklar. Bunlara da sosyal ve ekonomik haklar diyoruz. Eğitim hakkı, sosyal güvenlik hakkı, çalışma özgürlüğü, sağlık hakkı gibi barınma hakkı mesela bu üçüncü de konut dokunulmazlığından farklı. Bana bir ev ver kardeşim. Öyle bir hak mı var? Bir şey tabii tabii yani bana bir insanca amaç ne? Adamın yaşaması değil sadece, insanca yaşaması. Ama mesela Fransa'da sokakta yaşayan bir sürü insan var, orada o yok mu? Var, var ama işte kapitalist devletler sosyal hakları getiriyor ama bir yere kadar Amerika'da da mesela sosyal haklar çok düşük. Evet. O yüzden tanımlamayı yapayım dedim ki, tek tek hakları saymak yerine şunu bilmeliyiz. Bir devletin gerçek anlamda demokratik, sosyal, hukuk devleti olması için bu hakları... Tanıması gerekirdi. Tanımazsa bu devlet sosyal devlet maalesef değil derdik. Aktif haklar ve negatif hakları bir saydım. Onlar ilk önce çıktı. Sonra sosyal haklar çıktı. Ona ikinci kuşak haklar dedik. Üçüncü kuşak haklar da barış hakkı. Devletin sen benim ümit taşımsın. İstediğim zaman şeye gideceksin. istediğim zaman geleceksin. Hayır ben barış içinde yaşıyorum. Temiz suya ulaşma hakkı mesela. Aa, çok. Öyle cool. ülkeler var ki e, suyun var diyor ama temiz değil. Afrika'da, İnsanlar yani. onu Afrika'da mesela. Çevre hak. İşte bir devleti tanımlarken ben çok demokratiyim, dünyanın en güzel devletiyim. Dur bakalım, bu hakların var mı? E, ben de yok ama olsun ben çok iyi devletim. Hayır onlar geçti. Derken şimdi. Teknoloji o kadar gelişti ki dördüncü kuşak bir takım hakları tartışılıyor. Biyoetikle ilgili haklar, hmm. yapay zeka ile ilgili haklar, teknolojik gelişme ile ilgili haklar. Eskiden var mıydı yapay zeka deyince dalga mı geçiyorsun denirdi. Hakları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bunun için söyledim. Örneğin sosyal hakları günümüz için önemli bir hak olarak görmeyen insanlar olabilir. Veya devletler olabilir. Veya yönetimler olabilir. Hayır, sosyal ve ekonomik hakların güvence altında olmadığı devletler demokratik sosyal hukuk devleti kapsamında geri kalmıştır. Bugünkü konu da önemli bir konu buna dair zaten. Özel hayatın gizliliği. Dördüncü kısma geldik. Madde 20. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Sonradan buna değişiklikler gelmiş 2001. Aynen geldi. Bir bölümü kaldırıldı bunun. Özel hayat ne demek önce? Özel hayat ne demek? Avrupa insan Hakları Mahkemesi iştahatlarında da bunun önemi ve kapsamı o kadar genişledi ki biz eski Özel hayat deyince şunu anlardık adamın kendi iç mekanında, evinde veya evinin bahçesinde istediği gibi davranabilmesini, özel hayatı bu derdik. Oysa bugün özel hayat dediğimiz bundan ibaret değil, genişledi. Yani kişinin sadece Fransızların veya Yabancı, entim dediği iç, içsel, e, içsel şeyi değil sadece insanın bir insan olarak diğer insanlarla, komşularıyla, meslek yaşamında, doğayla, doğal yaşamın bütün felaketleriyle, her şeyiyle meydana gelen bütün Tüm ilişkiler ağa özel yaşamın içinde. Yani sadece kapalı kapamın ardında değil. Ben sokakta gezerken de birinin gelip benim yaşantıma müdahale etmesini, resim çekmesini, bu resimleri yayınlamasını engel olabilirim. E senin kapının içinde değilsin ki sen dışarıdasın, sokaktasın. Olmaz. Bu bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Çok zorlaştırıyor. <laughs> Videocuların için çok Çok zorlaştıracak. Özel yaşam artık çok genişledi. Aile yaşamı dediğimizde de genişledi eskiden olmayan mesela soyadı hakkı, isim hakkı sadece o da değil. Örneğin tamam doğal felaketleri önleyemem ama bunlara karşı benim korunmam lazım. Sağlıklı bir çevrede yaşamamı engelleyecek şeyleri durdurması lazım. Peki tam anlaşılmıyor. Yani özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz tam olarak ne demek? Şu demek. Kişinin özel yaşamına, ilişkilerini sürdürdüğü bütün o alanı sen içine giremezsin. Devlete diyor bunu. Devlet ediyor. Ama giriyor hep. Başka kişiler de girememesi lazım. <laughs> Mesela senin özel yaşamının bir noktası olan istediğinde haberleşeceksin mesela. Evet. Anayasada ayrıca düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi böyle bir anayasa kadar 300 madde olacak hali olmadığı için hepsini bir şey içine düzenlemiştir. Bak özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına yani haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Kim diyor bunu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Anayasada bunlar ise özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme seyahat hürriyeti diye ayrı ayrı maddelerde Yer Peki ama şimdi mesela bu çok konuşuluyor sosyal medyada hatta bir kere siz de söylemişsiniz. Örneğin Türkiye'deki cep telefonu operatörleri bildiğim kadarıyla her şeyi kaydediyorlar. Evet bu inanılmaz bir şey. Telekomünikasyon iletişim başkanlığı diye bir şey 2004 yılında mı ne kuruldu? Polis vazife ve selayet kanununun içerisinde bir madde olarak. Bu o zaman çok tartışıldı. Üstelik de yasal düzenlemede şöyle dendi. Bunun başkanını sadece tek başına başbakan atar. Ya bu inanılmaz bir şeydi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi o yıllarda bunu iptal etti. Fakat şöyle bir sav ileri sürüldü. Tamam iptal kararı geleceği bağlar. Dolayısıyla adam orta kalır. Ve sonra Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin bütün yazışmalarının, bütün konuşmalarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kayda alındığı çıktı. Dediler ki e, ne yapalım? Su akıyor. Biz bunları görüyoruz. Ne yapalım yani? Bunda tehlikeli bir şey görürsek onu ayırıyoruz. Öbürleri akıyor gidiyor. Meğer öyle değilmiş. Her şey kaydoluyor. Her şey kaydediliyor. Şimdi bu suçu önlemek için iyi bir şey. Dünya değişiyor. Teknoloji değişiyor. Bu iyi şeylerinde Kötü iyi kullanılamadığı takdirde kötüye gittiği mesela Amerikalılar da çok tartışıyor. Ben terörü önlemek için yapıyorum diyor. Türkiye'de bunun bilinçli ve isteyerek kötüye kullanıldığını gösteren örnekler sonra çok oldu. En sonunda 17-25 dediğimiz olayda bu onu bilerek yaptıranların da aleyhine kullanılabildiği çıkınca ortaya ay. <laughs> ne yaptınız dedi. O güne kadar hepimize telefonları, şeyleri ortada. inanılması güç. Benim telefonlarımı dinlemişler. Evet anlatmıştık. Ve dedim. iki yıl sonra bunlar başka bir davada aa, dosyalarda yer alıyor. Dedim ki neden silmediniz bunları? Siz suç işlediniz. Hani anayasal suç olur mu falan diyor. Anayasaya aykırı davrandınız. HSK hayır dedi. Savcı görevini yapmıştır. Ya ben görevini yapmıştır yapmamıştır demiyorum. Bunlara ya dava açacaksın ya sileceksin kanun açık. 2 3 yıl geçmiş silmemiş deyince ya yok yok görevini yapmış iyidir dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitseniz belki kazanırsınız. Kazan, kaza %100 yüz kazanırdım. Ama ne olacak? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyecekti ki bunun böyle ise söylemem de yeterli tatmin sayılır senin için diyecekti. Hocam bir şey soracağım sırası gelmişken biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorunda değil miyiz? yani zorundayız. <laughs> ama uymuyor muyuz? İstediğimizde uyarız, istediğimizde uymayız. Şimdi böyle söylemeyeyim gene. Yani, ama bu gerçek. Şaka bir yana. Gülüyoruz ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalarken içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları kesindir, bağlayıcıdır. Devletler uymak zorundadır. Ve biz bunu bilerek imzaladık. 89 yılında imzaladık. 90'dan itibaren yürürlüğe girdi. 90'dan itibaren biz bunu biliyorduk. Ama hele hele şimdi göstere göstere hiç uymuyoruz. Yaptırım yok mu? Bu yaptırım konusu maalesef ve maalesef dünyada da böyle. Siyaset çok ağır basar. Ve örneğin de söyleyeyim yani. Ünlü federal yüksek mahkemenin 9 yargıcından biri olan ve en önemlilerinden biri olan Ruth Ginsburg buraya gelmişti. Çok önemli bir yargıçtı. Ben de konuştum kendisiyle. Hatta şey sordum. Guantanamo. Ya Amerika'da 11 Eylül sonra Guantanamo'yu yarattınız anayasaya aykırı federal yüksek mahkemede uzun bir süre korktu dedim yani hiç ağzını açmadı böyle bir şeye ve bana şöyle bir cevap emin olun yani kayıtlarda vardı o yüzden söyleyeyim. Amerikan vatandaşlarından hiçbir tanesi dedi devletin siyasal nedenlerle kendisini dinleyeceğini ve hapse atacağını gerekirse inanmaz böyle bir şey mümkün değildir dedi bu şunu gösteriyor. Amerika şöyle diyormuş. Benim vatandaşıma dokunma ama başka birine istediğin yani? koşulla yap. İster Guantanamo'ya at, isterse 20 yıl tut, isterse işkence yap. Ya onları insan saymıyor aslında. İşte olay siyasi diyor. Dolayısıyla basit bir örnek vereyim. Demirtaş hakkında karar verdi. Sonra da Kavala hakkında verdi. Ve dedi ki ihtar veriyorum bak dedi. İhtar veriyorum dediğinden bugüne iki sene geçti. Bak artık dinlemiyorsun dediğinde bir sene geçti. Peki neyin ihtarı bu? Siyasal nedenlerle onlar şöyle düşünüyor. Boş ver. Göçmenleri filan salarlar buraya. Aman sıkıntıya sokma beni. Dolayısıyla maalesef ve maalesef ilk başta da söylemiştim. Bunları yazman çok önemli. Ama uymazsan ne olur? Uymazsan ben buna efektif olarak ne yaparım? İşte bu önemlidir. Dedim ya artık özel hayat sadece evin içindeki hayat değil tamamıyla. Şimdi öyle alanlar çıktı ki ortaya. Dediğim gibi mesela soyadak. Eskiden kadınlar kocanın soyadını kullanırdı. Sonra bir değişiklikle kocanın soyadından önce kendi soyadını da kullanabilir diye söylendi. Fakat bu da dünyada gelişmelere uygun değildi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soyadını özel yaşam kavramının çok önemli bir parçası ol kabul ederek dedi ki bir dakika Kadın erkek eşitse erkeğin kullanabildiği bir şeyi kadın da kullanabilmeli dedi. Meşhur Ünal Tekeli kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye'de mahkemeler uzun süre bu ayrımı şöyle devam etti. Kusura bakmayın. Mevzuat bizde bu kadın kendi soyadı ve kocanın soyadı beraber kullanabilir. Başka türlü kullanamaz dedi. Ve çok uzun süre bireysel başvurularda birey olarak kabul etti ama iptal ediyorum diyemedi. Bakın dedi. Bir yasa vardı. Ve en son işte 2023'te Geçenlerde anayasa mahkemesi medeni kanunun 187. maddesiydi zannediyorum iptal etti. Kadın da kendi soyadını kullanabilir dedi. Şeyi soracağım deminki konuda uzadı biraz ama mesela diyelim ki operatörler kaydediyor bunu. Aslında sorun burada kaydedilmesinden çok ne zaman dinleneceği sorun. Tabii. Yani kim dinleyebiliyor Tabii. onu aslında mahkeme kararıyla. Ancak. Bu olması lazım ama aynı söyledikleri gibi akan su. Bu mecburen böyle deniyor ama bunun kötüye kullanılması ihtimali o kadar yüksek ki evet. işte Türkiye'de görüldüğü gibi. Yani orada çalışan herhangi biri bile tabii, yapabilir bunu. Tabii. Bu maalesef teknolojinin getirdiği, bizim bildiğimiz klasik kişi özgürlüğünü ihlal edebilen alanlardan bir tanesi. Apartmanlara ne kadar önemli şimdi güvenlik kameraları konu bir şey oldu, bir olay oldu. Görüyoruz kim yapmış. Trafikte de aynı şey. Trafikte de aynı şey. Bankanın önünde, sokakta. Peki ama bir de tersini düşün. Ben bir eve gidiyorum ve görülmek istemiyorum. Belli ama, nedenlerle. Belli nedenlerle olabilir. <laughs> doğru ama orada beni kamera çekiyor. Ve görüyor bir gün benim aleyhimde kullanabilirim. Ki kullanıldı zaten. Kullanıldı da <laughs> bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de önüne geldi. Dedi ki ancak genel olarak yapıyorsa yani yolu gösteriyorsa genel olarak. Burada insanlar normal tanınmayarak geçiyorlar. Bunda bir sorun yok. Kamusal alanda. Kamusal alanda geçiyorlar. Bunu gösterebilirsin. Ama tekrar söylüyorum. Faraza ben buraya geldiğimin bilinmesini istemiyorum. Geldim. Ah. Çekti beni. E ya biri kullanırsa. Anladın mı? Ama suç orada ben bunu gazeteye verirsem mi oluyor? Yani ha, kaydettim. Tabii tabii. Yani ya, Süheyl Batum gelmişti tabii, dedim. Tabii tabii Süheyl Batum gelmişti diye bunu açıkladığın anda olmaması gerekli. E sen de diyebiliyorsun ki ne yapayım güvenlik kamerasından gördüm. Hırsız var mı diye bakıyordum. Yani öyle bir bıçağın şeyinde ki teknolojik gelişmeler. İşte son işte Cambridge Analytica dedikleri evet. meşhur Trump'ın zamanında bu internetin kullanılması. Hepsi ne kadar güzel güzel bir şey internet. Z kuşağı ne kadar şans dedik alıyor seyredebiliyor. Ama öyle insan hakları ihlallerine yol açabilecek ki bunlar bir devletin demokratik, özgürlükçü bir devletten belki bir gözetim hatta otoriter bir demokrasiye dönüşmesine yol açabilecek. Tabi bu maddenin bir de 2001'de daha da genişletilen koşulları var. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Dikkat edersen özel hayatın gizliliği ve aile hayatı. Fakat ona şu getirildi. Özel hayatın içinde benim... Özel kağıtlarım da var. Özel belgelerim de var. Geçen bölüm çantanızı arayamazlar diye ha, konuşmuştuk. Yani bunlar halinde senin özel hayatına, her şeyine girebilirler demek değil. Diyor ki kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz. Onlar da benim özel hayatımın parçası. Ama eğer milli güvenlik sorunu varsa, bir kamu Şimdi orada saymaya varsa. başlıyor. Evet, mesela ben genel sağlık veya genel ahlak gibi İki tane şeyin, hadi genel sağlığı kabul edebilirim. Adam hastadır, bilmem nedir, hastalık yiyecektir. Genel ahlak konusunda çok belirsiz bir kavram olarak görüyorum. Şimdi, bu zina konusu da vardı e, buna bağlı. Eskiden vardı. Şimdi yine getirmek istiyorlar. E, ya. Aynen. Şimdi ben burada dinleyen çok değerli izleyicilerin bir bölümü şöyle diyebilirler. Hoca ne söylüyorsun sen? Genel ahlak öyle şeyler vardır ki falan diyebilirler. Anayasa Mahkemesi de belli konularda bunu evet dedi. Ama ben bir anayasacı olarak aynı kanaatte değilim. Yani bu kadar şey tutmamalısın. Hani ahlaka mugayir denirdi. Çok net. Hani çırılçıplak gezdi sokakta. Bunun gibi saçmalıklar, kamu düzeni falan var orada. Olmadıktan sonra bu genel sınırlama sebeplerinin çok geniş tutulmaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü olay çok açık. Festivaller iptal ediliyor, bilmem ne iptal ediyor. Hep gerekçe şu. Siz genel, ahlakı. genel ahlaka, Türk ahlakına, Türk toplum sisteminin örflerine, adetlerine aykırı davranışlar içerisindesiniz. Bunları ben demokratik özgürlükçü bir hukuk devletiyle bağdaşmaz görüyor. Evet yani genel ahlak deyince hangi ahlak? Hayat. Yani kim karar verirse Aynı. bir takım sorunlar ya çıkıyor. Çok basit öğrencileri de anlatırdı. Düşün 1970'lerde belki 60'larda 50'lerde bir kızla erkeğin el ele tutuşması bile ahlaka aykırı sayılabilirdi. Ya Bugün böyle bir şey söyleyebilir mi? Hala İki oluyor, tane oluyor da. He. Hele devlet de buna göz yumarsa veya en azından yapanı cezalandırmazsa bu özgürlükçü demokrasi değil artık yavaş yavaş otoriter bir devlete dönüştüğünü gösteren noktalardır. Bunun altında da herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir diyor. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, düzeltilmesine veya silinmesine terap etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Bu 2010'da eklem. Neden? Haklar genişliyor. Yeni şeyler çıkıyor. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşak hakları çıktı ortaya dedim. İşte kişisel veriler. Eskiden kişisel verilerin işlenmesi diye bir şey. Ancak işte el yazısıyla yazılan şeylerdi görebiliyordun. Şimdi insanın ne yaptığı, ne yediği, ne içtiği, nereye baktığı, nereyi seyrettiği, internetten nelere bak, her şey ortada. Bu verileri devletin çok büyük bir özenle yaptı gerek. İki konu vardı. Siz birincisini söylediniz. Genel ahlak konusu. Bir de yetkili merci diyor. O yetkili merci ha, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri evet, bulunmadıkça Yani şey. hakim kararını Evet. hakim kararı her zaman alınamaz diye savcıya da verebiliyor ama diyor 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunacaksın diyor. Şimdi 90'lı yıllardan sonra çok tartışıldı bütün bunlar. 2001'de değişti bu. 90'lı yıllarda Galatasaray Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi veriyordum çok tartışıyorduk. Özellikle güvenlik güçleri bunu Hakim Kara'dan önce yetkili merci diyelim diyorlardı. Çünkü yetkili merci bazen polisin Komiser, polisi, komiser oluyor. Bazen emniyet müdür. Jandarma oluyordu. da olabilir. Bazen jandarma oluyordu işte savcı oluyor. Bazen savcıyı bulamadık kardeşim. Ne yapalım? Nöbetçi savcı yok. Yapmayacak mıyız? Hakime nasıl çıkartacağız?" deniyordu. 2001 yılında bu yazılı emri bulunmadıkça yani artık polise, emniyet amirine "Hayır, senin şeyin yok. Yazılı emirle yapacaksın." İki polis önemli gördük demesin diye bu çıktı. Ama dediğin gibi yine evet gecikmesinde sakınca bulunan halde örneğin banka soydu çıktı dediler ki beyaz gömlekli beyaz saçlı elinde de bir torba taşıyor şansa bak benim de elimde torba var doğru diyebilir bana ve torbaya şöyle bakabilir ya da cebimde bir şişlik var şöyle bakabilir ama beni ayrıntılı olarak arama hakkına sahip Değil. Şimdi bununla ilgili bir şey soracağım. Örnek olarak seyircilerimizi de güldürürüz belki biraz. Bu CİMER'e şikayet çok moda mesela. Evet şimdi, çok moda. Şimdi biz bu programı yapıyoruz. Diyelim ki bir vatandaş alındı buradaki herhangi bir şeyden. CİMER'e şikayet etti. Bir savcıya mı düşüyor bu mesela? Cimer bunu bazen bakanlığa gönderiyor, bazen savcıya gönderiyor, bazen üniversiteye gönderiyor. Konusuna göre gönderiyor. Yani dediler ki biz bu programın kayıtlarını görmek istiyoruz. Hakim kararıyla görebilir. Tamam ve aldılar kararı. Ama aldı gelir görür. Geldi. Ne yapıyor? Bütün her şeyi mi alıyor? Diskleri, her şeyi Olayla ilgili gördüğünü alması gerekir ama burada diyelim ki 100 tane disk var. Bunlardan bir tanesinde. Sen söylesen de hayır hepsine bakacağım diyebilirim. Suç var mı? Sen bunu Süheyl Batum'la yaptın, işledin bu konuda. Ama sen belki Ahmet'le, Ayşeif'le, Fatma'yla da aynı konuşmaları yaptın deyip baktığı zaman... Tam onu soracağım. İlginç bir yere geliyoruz. Aldılar diskleri. Ben de bu programda sizinle bir şey konuşmuşum ama onu atmışım mesela. Yayınlamamışım. Ama onlar onu izlediler. Bu... Suç olmaz. Kesinlikle aleyhinde kullanılamaz. Çünkü bir suç oluşturması için kamuya çıkması lazım. Ya ben burada şimdi faraza kendi kendime demişim ki bu hükümet böyle olmaz. Değiştirmek Veya lazım. Veya terör Bunun propagandası için yapacak bir şey. Veya şey bir şey. Şimdi bu hiç kimsenin görüşmediği bir şey olduğu için. Senin buranda olduğu için senin artık tam özel beynindeki fikri <laughs> Bu beynindeki fikri ortaya çıkarma ancak eski Engizisyon zamanlarında olurdu. Ama yapıldı Türkiye'de. Yapıl, e onun için sordum. Ha, yapıldı. Şu yapılabilir mi bundan sonra? Onu gördü. Suçlayamıyorum yasal olarak. Ama dur ben her şeye bakayım dedi. Ve diyelim ki yine senaryo yazıyorum. Hiç yayınlamadığımız bir şey buldu. Orada da biz diyelim ki suç işliyoruz. Maalesef. Ha, oluyor mu? Maalesef. Şimdi bizim ceza usul kanunumuzda da esasında çok doğru bir madde vardır. O da der ki bir kişiyi bir konuda suçlamak için kafanda senaryo üretmeyeceksin elindeki delillere göre yapacaksın. O delillerin de hukuka uygun olarak elde edilmesi gereklidir. Ceza kanunu açısından. Şimdi geldiler buraya. Dediler ki lafın gelişi söylüyorum. İlker ilgili ilgili Süheyl Batum para basıyorlar burada. <laughs> Kalpazanlık yapıyorlar. Keşke olsaydı. Lafın gelişi. Ya. Kalpazanlık yapıyorlar dediler. Aslında iftira tabii bu da olabilir. Evet. Cimer'e birisi bunu yazabilir. Aynen yazdı. Yani, karar da aldı. Geldi. Bakıyoruz dedi. Sadece bunlarla ilgili bir işlem yapabilir. Ha, video dosyalarını alıp gidemezsin. Bravo. Ya da Süheyl Batum'la yaptığı konuşmada daha yayınlamadı ama yayınlayacak. Veya yayınladı. Hoşumuza gitmedi bu söyledikleri. Daha önce de programlar yapmıştı. Süheyl Batum'la yapılan programlara da bakabilir. Dikkat et. Sadece benden yaptığım programlara bakacak. Eğer o arada ah bir baktı burada ah bir bıçak buldu üstünde kan izleri var. Hemen onu muhafaza altına alacak o tekrar savcıya gidecek. Ve bu bıçağın hangi suçta kullanıldığına dair aranmasını isteyecek onu arayabilir. Bak dikkat et. Ama Türkiye'de bu o kadar korkunç kötüye kullanıldı ki. Bir örnek vereyim. Van Üniversitesi Yücel Aşkı'nın başına gelmişti. İlk bu işler öyle başlamıştı Türkiye'de. Ofisinde bir arama yapıldı. Konu ne? Arama kararının için ihaleye fesat karıştı. İhaleye fesat karıştırılıp karıştırılmadığını ararsın, belgelere bakarsın. O arada aynen şu yapıldı. Aa bir de dediler tarihi eşyalar var. Aa bu tarihi eşya kaçakçısıymış da. Onları da aldılar. Dur be aa burada bir şey daha var. Onları da alalım. Hatırlarsan o dönemde gazetelerde Yücel Aşkın neymiş? Devlete karşı kumpaslar yaptığı gibi aynı zamanda meğer eşya kaçakçısıymış da diye adam kayıtlattığı bütün özel şeylerine de el konuldu ve gazetelerde Eşya kaçakçısı diye çıktı. Şimdi bu normal bir hukuk devletinde kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. O yüzden söylüyorum. Arama kararını işte burada da üstü özel kağıtları, eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz diyor Ama sokaktaki çevirmelerde bayağı üstünü arıyorlar insanların. İşte aramaması gerek. Ha öyle mi? Tabii. Böyle bir şey yapamaz. E, Çünkü iki hocam. tane arama vardır. Biri suç işlendiği iddiasıyla. Öbürü de önleyici aramadır. Örneğin maça giriyorsun. Tamam orada bir... Evet. Önleyici arama. Ama ben yolda asayiş kontrol çok gördüm sanki. Ama be şöyle de diyebiliyor. Mesela o da tartışmalı ama ceza hukukçuları onu daha iyi değerlendirmeli. Ben bir anayasa hukukçusu olarak şöyle değerlendiriyorum. Mesela şöyle kararlar gördüm. Olay çıkması ihtimaline binaen İstanbul Üniversitesi'nin etrafındaki bütün yollarda bir hafta boyunca arama yapılması. Böyle bir şey olabilir mi? Yani. <laughs> Şimdi hocam biraz da ben şeytanın avukatlığını yapayım ama. Bunu savunanlar hep şunu söylüyorlar ki... Amerika'da aslında bunu yapıyordu. Ya bir terör tehlikesi var. Atıyorum ben kendimi patlatmaya karar verdiysem ve buralarda dolaşıyorsam üstümde bombayla tabii ki polisin aramasını istiyorum. Tabii. Halk olarak Halk istiyor. olarak istiyoruz. Bu doğal. Hep şu deniyor ya haklar bazen de askıya alınabilir. Mesela. Askıya alınmamalı işte. Ama dedim ya siyasal baştan söyledim hani maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yapıyor, Türkiye'de yapıyor, başka ülkede Amerika'da de yapıyor dedim. Siyasal nedenlerle bunu görmezden gelme imkanı var. Bakın Almanlara ilişkin ünlü klas kararı var. Adam terörist olduğu şüphesiyle telefon dinlenmesine izin çıkıyor. Bütün özel yaşamına ilişkin şeyleri de alınıyor. Diyor ki terörizmi önlemek devletin en önemli görevlerinden biridir. Çünkü ne dedim? İnsan gibi güvenli olarak yaşayacaksın. Terör tehlikesiyle Allah korusun karşı karşıya kalmayı istemeyeceksin. Ama diyor devletin bu görevi işlerken dahi şüphelendiği kişilerin kişisel hakları olduğunu da göz ardı etmemesi gerekir. Adamın bütün özel şeylerini dinleyemez diyor. Tam onu soracaktım. Bu deminki Flu TV örneğine gelirsek. Geldiler aldılar dedik ya. Aldılar videoları tararken diyelim ki benim birisiyle öpüştüğümü gördüler. Aynen. Konuyla alakasız. Aynen. Onu tutabiliyorlar Hayır. Mı? Ama sızdırabiliyorlar. İşte bir suç durum. Senin özel yaşamının gizli ilkesi açık bir şekilde ihlal edilmiş demektir. Bunu ihlal eden kim olursa olsun ister basın mensubu, emniyet mensubu, savcı açık açık anayasada yazan hakkını ihlal etmiş demektir. Ha, her devlette veya Türkiye'de bu böyle tam uygulanıyor mu? Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana, İtalyanların temiz eller operasyonundan önce ortaya çıktı ki bütün başbakanlığını yapan adamlar, ister Sosyalist Partiden olsun, isterse Hristiyan Demokratlardan olsun, hepsi mafya ile girmiş işte, işte temiz eller operasyonu İtalya'da meşhur. Sosyalist Parti'nin ünlü lideri vardı ve Tunus'a mı ne kaçtı, orada öldü zaten. Onun yargılanmasında özel yaşamına ilişkin şeyleri de ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı bunlar basına dediler? Savcı dedi ki, e ben incelesinler diye dosyayı. Havukatlara avukatlara verdim. Onlardan çıkmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İtalyan Devleti'nin adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle onların yayınlanmasının devletin üstleneceği bir ihlal olduğuna karar verdi. Bak dikkat et. Şimdi bir de tersini düşün. Biz de mesela. Deniz Baykal'a yapılmış. E mesela her şey ortada. Herkes memnun Mesut. <laughs> Aradaki çizgiyi görüyor musun? Adam terörist de olabilir diyorum. Ya ağır bir suç işte mi? Adamı yargılar. Bir de şu var. Devlet kesinlikle ister savcı, ister başsavcı, ister adalet bakanı, ister hakim. Onun yargılanırken suçlu olduğuna ve bu telefon görüşmelerinin olduğuna dair herhangi bir demeci ifadesi olmayacak. Bir Türkiye'yi düşün. Buna ilişkin bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir YouTuber'la eski bakan Süleyman Soylu arasında ilginç bir diyalog Korkunç. oldu. Ha, gördünüz mü siz onu? Görmez miyim? Ben de onu söyleyecektim. O e, anayasal suç değil mi? Yok açık açık. <laughs> ne diyor bak. Ya böyle yapıyor bakan. Bak diyor şimdi sana çok güzel bir şey göstereceğim diyor. Tutuyor. Yüzünü adamın hakkında bunlar daha neler var bende diyor ya. Daha diyor istediğini bulurum diyor. Ve muhteşem bir herkes memnun. Nasıl? Ya gerçekten bir bölüm böyle bir ya ne bakanımız var ya <laughs> Vallahi iyi ki tutmuyor filan. Bakkal yüzünü kaçırıyor. Zaten o Ve, da şey diyor. Türk devletinin böyle büyük, büyük güçleri var diyor. İşte yani o da yani. öyle söylüyor. <laughs> Ve düşünsene yani. Faraza diyorum ya. Bakkala gidiyor. Bakkal böyle yapıyor. Saklanıyor. Yani bakkal istemez. Senin görülmesini ister. <laughs> Tabii. Ya İlker'in biz bir ne, ne yaptığını görsek ya. Ne güzel ağız tadıyla bayar, Helal olsun bakanım der. Ama kendi abi <laughs> Yapma ya der. Bunu ben sadece Türkiye özgü bir şeydir demiyorum. Dünyanın çoğu yerinde böyle. işte demokratik, özgürlükçü. geleceği garanti altında olan insanların rahat yaşayabileceği bir ülkede devletin bu hassas dengeye çok iyi dikkat etmesi lazım. Bu hakları ihlal etmemesi lazım. Çok basit bir şey daha söyleyeyim. Bu özel yaşamı o kadar geliştirdi ki örneğin meşhur Öner Yıldız davası. Öner Yıldız davası şu. Ümraniye'de o zaman hep öyle yapılırdı. İnsanlar bir yerden geliyorlar. Çöplük möplük, boş yer. Kimse de karışmıyor. Oraya evler yapıyorlar, gece kondular. Duyan öbürü de geliyor, öbürü de geliyor. Kocaman bir şey oluyor. Devlet sonra buraya elektrik bağlıyor, su bağlıyor, bir şeyler yapıyor falan ama çöplüğün üstündesin. Ve patlıyorsun. Ha evet öyle bir şey olmuş. Patlayınca bir şöyle ay ya ne yapalım patlayacağını aklımıza getirmedik. Sadece o davada değil. Paul Rayner, Lopez Ostra kararlarında, Budayeva ve diğerleri Rusya'ya karşı kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bizim de anayasamızın böyle anlaşılması gerekli diye söylüyorum. Özel yaşam demek sadece kapımı kapattığım içinde değil. Benim insan gibi yaşayabileceğim, doğayla da mücadelede bana yardımcı olacak bir devletin varlığına ihtiyacım var. Ve bu davalarda dedi ki, bak kardeşim sen havaalanı inşa etmişsin adamın evinin yakınına. Adam sesten huzursuz olmaya başlamış. Sen devlet olarak bunu önlemekle yükümlüsün. Bana ne kardeşim git başka yerde otur diyemezsin dedi. Budaya ve davasında sel oldu, toprak kaydı. Devlet dedi ki tamam. Artık güvenli. Evlerinize gidebilirsiniz dedi. Evlere gittin, bir daha kaydı, insanlar öldü. Devlet dedi sen sorunuz. Hangi madde? 8. madde dedi. Dikkat et. 8. E, madde özel yaşam. Nimitz davası. Adamın ofisi arandı. Ofisin özel yaşamla ne alakası var dediler ya? Özel yaşam dedi Nimitz'in kendi evidir. Hayır dedi. Avukat iş adamı. O insan olmanın getirdiği bir çalışma hakkında. Mesleğini orada icra ediyor. Bu özel yaşamdır. Dedi. Peki kamuya mal olmuş figür diye bir söz var. Var. O da çok tartışmalıydı. Meşhur Monako Prensesi vardı. Karoline. Evet. O konuda verdiği kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu da geliştirdi. Karal'in fotoğraflarının çıkmasını Bravo. Mıydı? devleti haksız buldu. Dedi ki sen bunu korumak zorundasın. Onu yapan ünlü gazeteydi. Parim Match mıydı? Bir şeye sattılar. Dedi ki hayır sen buna engel olacaksın. E ne var? Bisiklete biniyor bir şey yapmadım ki dedi ben. Yok dedi. Kamuya mal oldu bu. Çok merak ediyoruz. Hayır. Ama yine oldu sonra benzer olaylar. Benzer olaylar oluyor da ama insan hakları mahkemesinin alanı genişletmesi önemli. Şimdi Türkiye'de de bunu genişletmeden kararlar vermeli anayasa mahkemesi diye söylüyorum. Evet tanıyorum ama bu şu demekti ki yani her saniyede <laughs> yemek yerken mesela düştü. Lap çektin. Bu yemek bile yiyemiyor salak dedin. Ama şey anlamında da sordum. Mesela deminki örneğe dönersek benim işte birisiyle öpüşürken fotoğrafım var. Sonra da ben gittim milletvekili olmak istedim. Tık çıkarıyorlar. Bak bu adam aslında diyelim ki güvenilmez bir adam. Mesela. Diyorlar. Bu da mı? Tabii canım. Ha, yapamaz diyorsun. Yapamaz. Ama benim kişiliğim üzerine bir şey söylemiyor mu bu? Senin kişiliğin üstüne söylüyor da özel bir yaşamının içerisinde bu dokunamaz. Di Diye ya dokunamaz. Dediğim gibi senin sadece evinin kapısı içinde değil. Arkadaşınla, kız arkadaşınla, eşinle. Peki suç varsa? Ya ben dövüyorsam birini mesela? Oraya karışır. Ne olur? O çünkü kamu düzenine aykırı. Sadece ikimiz varız, kamerada görüyorlar. Ben dövmüşüm birisini mesela. Ama suç oluşturdun. Şunu diyemez. Aa kapalı kapılar ardında dövdüysen <laughs> dövebilirsin. <laughs> Hayır böyle bir şey yok. Sen dövdün adam. Peki bir şey daha soracağım. Ben sizinle bu videoyu çektim bugün. Biliyorsunuz ben kimseden muvaffakatname almıyorum. Kurguladım. Normalde tabii size gönderiyorum. Siz onaylıyorsunuz ama. Diyelim ki çıkardım. Siz de rahatsız oldunuz. Şey diyebiliyor musunuz? İlker Hayır. özel hayatımı. Ha, yapamıyor musunuz? Ben bir insan buraya gelmişim. Oturmuşum. <laughs> Soruları soruyorsun. <laughs> ben de cevaplar veriyorum. Sonra Aa ben hiç bilmiyordum. Ben İlker diye birini de tanımıyorum ya. Ben böyle kendi kendime atıyorum. Hayır ama montajlamış bu. Benim dediklerim böyle değildi diye biliyor musun? Ha bunu söyleyebilir. Ve Tabii tabii. tabii. Hı -hı. Öyle kesmiş ki içkiliyken namaza durma diye bir şey vardır. Namaz kılmayı almışsın sadece. <laughs> Bak gördün mü bu din düşmanı falan. Lafın gelişi şimdi çok revaçta olduğu için böyle şeyler söylüyorum. O tabii ki sen benim şeyimi de -naturalize etmişsin. Yani telini değiştirmişsin. Mesela çok basit bir örneğin. Şimdi ben zamanında bir konuşma yaptım. 30 dakikalık konuşma. 30 dakikalık konuşmanın bir yerinde de NATO'ya girmekle Türk askeri nitelik değiştirdi. Öyle bir duruma geldi ki dedim artık. Bu tesadüf olamaz dedim. Arka arkaya bütün gelen genel kurmay başkanlarına bakıyorsun. Tamamıyla pasif bir hale dönüştüler dedim. Bir banka müdürü olsan veya rektör olsam altımdaki herkes hile yapmış, zimmetine para geçirmiş ve rüşvet, iltimas, irtikap her şeyi yapıyorlar. Ben bir tek buna aa vay 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 bak neler yapmışlar diyemem. En azından ya salaklıktan ya görevi ihmalden ya bilerek işbirliği yapmaktan beni de suçlamaları lazım. Türk ordusunun yarısını içeri atıyorlar. Genelkurmay başkanları da arka arkaya aa ben kasaptaki ete soğan doğramam diyor dedim. Türk ordusu meğer kağıttan kaplan. Aa bu meşhur diyor. evet çok lafı ediyor. Ama 30 dakikalık mesela bilerek ama çok ciddi gazeteciler yani ciddi bilinen gazeteciler bayağı bu cümleyi sadece alıp diğer hiçbir şeyi 30 dakikayı göstermeyip Türk ordusu kağıttan ne alarak. Ha, sizi darbecilikle suçlamışlar. Ya darbecilikle işte neden darbe yapmıyor ordu dedi dediler. Yalan. Ya, ya, kesinlikle 30 dakikalık bir konuşma. Ben de o sırada bu iş çok dallanıp budaklanmasın diye... ...müsait bir ortam da vardı. Söğel Batum yargılanacak, yargılanıyor, darbe istedi, darbeci falan diye. Ben o arada bu basın mensuplarına karşı dava açma yoluna gitmedim. İşte demin söylediğim gibi de naturalize ettiniz. Yani niteliği değiştirdiniz... Ben orada başka bir şey anlatıyorum. 30 dakikalık siz oradan bir Türk ordusu kağıttan kaplandırı aldınız ve darbe yapmadığı için söylüyorsunuz deyip dava açabilirdim. Ama hala size yapışmış o yorumlarda görüyorum tabii bazen. Tabii bunu söylüyorlar. Yani bunu silmek mümkün değil. Ya değil tabii ama şöyle bir şey. Ya beni o sırada çok ilgilendirmemiştim. Neler yapıyorlar demiştim. O sıradaki davalara işte düşünsene ve bütün gaz belirli gazetelerde televizyonlarda böyle Mustafa Balbay meğer bu casusmuş Bulgarca o filan diye hatırla. Aa bunlar nelermiş. FETÖ kumpası. hepsi. FETÖ kupası meşhur. Şimdi ben de bunun parçası olduğunu bildiğim ve o gazeteciler de o sırada bunların dümen suyunda gittiğini bildiğim için ben bunun üstüne çok gitmedim. Ama televizyonlarda özel programlar yapılıyor ciddi zannettiğim bir sürü adam katılmış. Hii, hayatımda böyle bir laf görmedim. Ay darbeyi bu kadar açık isteyen olur mu falan diyor böyle. Siz o sırada CHP'de misiniz? CHP'deyim çıktım yine televizyonda ya dedim 30 dakikalık bir konuşmadır. Alın bunu gösterin. Eğer ben demişsem tamam açın dava dedim. Ve bunu da hiç kimse kullanmadı. Çok, az kimse kullandı. Gene aynı akşam program yapıldı. Ay nasıl darbe dedi darbe dedi <laughs> falan diye. Ama bu doğaldı. Bir siyasi mücadele. Güzel bir yere geldiniz aslında onu soracaktım. Şimdi bütün bunlardan genel olarak soracağım şey şu. Siz suç ararsanız aslında suç bulabilirsiniz ve yaratabilirsiniz. Başlık örneğe dönersek geldiniz Flü TV. her şeyi götürdünüz. Tek tek okumaya başladınız. Ya biz bir, bir şey bulursun. 800 tane program çekmişiz. Ne güzel. Yücel aşkın örneğini de ondan verdim Yani sen kalpazanlık için geldin. Sen kalpazanlık makinalarına, para basma makinalarına bakacaksın. Bununla ilgili bir belge bilgi var mı ona bakacaksın. Aa meğer bunda aynı zamanda şey karıştırmış. Olmaz. Eğer böyle bir şey silah diyorum daha ötesi var mı üstünde kan olan bıçak buldu. Ay ne güzel bulduk diyemez. Hemen haber vereceksin onu koruma altına alacaksın. Tabii ki neden? Çünkü ben siz gidince değiştirmeyeyim diye alacaksın. Diyeceksin ki arama emri istiyorum. Arama Peki emri. bu yine Amerikan filmlerinde çok görülür. Implant diyorlar. Yani o aslında polis de onu oraya koyar. Koyabilir mı? tabii. Ona yapacak bir şey. Bunun gibi neler bulundu canım tabii. Türkiye'de. Bu yine FETÖ kumpaslarında tabii, tabii, olmuş. Tabii 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 Onlar koydular. Ya böyle yapıyorlar. Sözde bir yeri eşeliyorlar böyle. Aa ne bulduk diyorlar. Burada tank var diyorlar mesela. <laughs> Aa burada silah var diyor eşeliyor. Türkiye'nin yüzde sekseninde buna inanıyormuş gibi yapıyordu. Çünkü inanma diyenlere sen yoksa darbeci misin? Sen askerci misin? Sen demokrasiye karşı mısın? Demmiyor muydu? Maalesef bunlar hepsi olmuş olabilecekti. İşte Amerika'dan da örnek verdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde önemli olan şu. İnsanın hakları o kadar önemli ki. Çünkü işte tar geldin ya buraya. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Daha ne istiyorsun benden? Ev falan isteme. O işte otur orada. Sesini de çıkarma. İşini bulursan da oh dua et git gel. Yıkılırsa değil. da Allah'tandır. Ah değil. Ben birey olarak bir devleti kurdum. İsteyerek kurdum. Şimdi benim insan gibi yaşayabilmem, eğitim alabilmem, barınabilmem, güvenli olmam, geleceğimden emin olmam, çoluğum çocuğun geleceğinden emin olması, huzur içinde olmam lazım. Bütün bunlar ayrı ayrı hakları gerektiriyor. İşte bu hakları söylediğim gibi, ay bunu unuttuk mu unutmadık mı önemli olan şu. Birinci haklar, beni koruyan haklar. İşte konut dokunulmazlığı, özel yaşamı hepsi bunların devlete bak karışma kardeşim. Ha tamam bu adam bir suç işlemişse, suç işlediği hakkında bir şey varsa tamam bunlara sınır getir. Ama hukuk kuralları çerçevesinde getir. Her canı sıkılan, senin tipin belli ben bakayım deme. Mahkeme kararı varsa, işte savcının kararı varsa, işte yazılı emir varsa bunları yap tamam. Kabul ettim. ama ve lakin bu hakların hepsine sahip oldum. Bitti mi kişi? E koruyoruz işte daha yere ise. Hayır. Benim katılmam da lazım. Ben diyelim ki bir kıza mesaj attım. Bu Instagram'da falan çok var çok ya. Çok şimdi? Yürüme diyorlar buna yani. Ben diyelim ki bir yürüdüm. kıza yürüdüm. Bu çok yapılıyor. Mesela kız da bunu koyuyor. ifşa diyorlar buna. Bu Hayır. anayasal suç değil mi bu? Tabii. Şöyle. Sen ben evin içinde ağız tadıyla dövüyordum karımı. Diyemeyeceğin gibi sen eğer o yürümeyi bir taciz aşamasına getirmiş sen ve onun taciz olduğu da mesajlardan açıkça ortaya çıkıyor. Taciz derken burada neyi kastediyorsunuz? Mesela bir şey yazdın, güldün, o da rahatsız oldu. Lütfen dedi İlker Bey, yazmayın artık. Sen gene yazdın. Üstelediysen. Ya kardeşim ne olur dedin. Ya bir kere artık bu tacize girdi. Yani bir <laughs> bir kere derken yani, bir görüşelim ya, yan yana oturalım bir şeyler içelim dedi sen yani Artık bunu taciz aşamasına getirdin. Peki ama böyle ifşalar oluyor ve kimse yargılanmıyor. adam hakikaten belki yürümeyi taciz aşamasına getirdiği için kız bunu ifşa edince boş ver ben bu şey gitmeyim diyordu. Peki diyelim ki haklarımın ihlal edildiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'ne mi başvurmam gerekiyor? Hangi hakkın ihlal edildiyse ilk önce mahkemeye başvururuz. Hayır diyelim ki Flu TV örneğinde geldi, hakim kararıyla aradı. O mahkemeye başvuracak. Hangi mahkeme? Mesela Asliye cezaya, asliye hukuka veya ağır cezaya polisler ararken beni dövdüler. Rapor aldım. İlk önce mahkemeye gideceksin. Peki ama benim bütün aletlerim alındı o bayağı aylarca. Gene mahkemeden tedbir karar. Eğer alamazsan yani mahkemeler karar veremediyse o zaman senin hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle anayasa mahkemesinde bireysel başvuruda bulun. O da, o da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Ama bütün bunlar yıllar sürecek. Yıllar tabii. sürüyor maalesef. Ama tekrar söylüyorum. Bunların da sızdırmaz bölgeleri var. Yani her şey harika. Tıkır tıkır gitmiyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eksikliğini de söylüyor. Hoş ver ya diyor. Bana ne bunlar yaşasınlar da o kadar bulaşık. Mesela o... Rektör mü? Yücel Aşkın. Yücel Aşkın olayında ne oldu sonra? Mahkeme yıllar sonra ay yanlış yapmışız kusura bakma dedi bitti. O şeyi hazırlayan ünlü savcı o sırada FETÖ çok güçlüydü. O da FETÖ'cüydü. En önemli konumlara getirdiler. Sonra görevden aldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışman olarak yerleştirdiler. Sonra tekrar göreve aldılar. 17-25 Aralık'tan sonra ay ne yapmışız deyip bu sefer meslekten attılar. Yani Türkiye'de bu tür şeyler inanılmaz oldu. Ama bizim bütün söylediklerimiz olması gerekenler üzerinden konuşuyoruz. Çünkü anayasayı tartışıyoruz. Dünyanın hiçbir anayasasının bütün bunlara cevap verebilmesi mümkün değil. O yüzden ben diyorum ki hani hep şöyle söyleriz. Ülkenin insanların demokrasi aşığı olması falan gibi böyle bunlar çok genel geçer laflar. Ondan önce bir şey olması lazım. Eğer senin anayasan, hukuk düzeni, gerek yargı bağımsızlığıyla, gerek anayasa mahkemesinin oluşumuyla bunlara müdahil olabilecek, en azından tedbir getirebilecek şekilde işleyebiliyorsa bu iyidir. Güvence altına al. Ama bu bile yeterli değil. Dediğim gibi ya tuz kokarsa ne yapacaksın? Dolayısıyla anayasa hükümleri, haklar da dahil maalesef, siyasetin çok ağır bastığı şeyler. O yüzden zaten anayasa hukukuna çok uzun süre hakları da içermesine rağmen bu siyasal hukuktur dendi. Müeydesi yok ki bunun dendi. Mesela yazıyorsun anayasaya. O kadar da güzel yazıyorsun ki böyle hat yazısı gibi. Anayasa hükümleri üstündür. Anayasaya aykırı kanunlar yapılamaz. E zaten sizle konuştukça şunu anlıyoruz her seferinde ki bu harika bir anayasa aslında. Hayır <laughs> yani, <laughs> yani, <laughs> yani, yani bu anayasa gördüğün gibi yani sonuçta bunların hepsini iyi işletebilmen mümkün. Ha eksikleri var mı? var. Nerede var işte? Eğer bunun tersi olursa. Ne olacağı belirli. Ne olduğu konusunda e, şimdi anayasa mahkemesi diyorum. E, 15 üyesi var. 12'sini doğrudan doğruya cumhurbaşkanı seçiyor. Onu hep söylüyorsunuz. Hakimlerin bütün ilk başladığı günden emekli olduğu güne kadar bütün bütün işleriyle özlük işlerini, atanmasını, geçici görevlenme her şeyini yapan 13 kişilik HSK var. Tamamını iktidar seçiyor. Altısını Cumhurbaşkanı, yedisini iktidar partisi seçiyor. E şimdi burada önlem var diyemez. Ha muhakkak iktidarlar çok iyidir. O yüzden bunlara uyuyordur. Ama dua etmekten başka çaren yok. Oysa işte bir devlet bunu düşünüp 13'ünü de iktidar partisine vermediği yerde daha demokratik. Ha orada bile yanlışlık çıkabilir. Ama dönme ihtimali var en azından. Ha. Evet hocam. Geçen bölüme evet. kimsenin umurunda olmayan program diye başlamıştım. Bazı seyirciler alınmış. ya çok ben de okudum <laughs> ilk başlarda. Herkes çok iyi şeyler yazdığı genelde çok iyi şeyler yazdığı için. Ama moralimizi bozuyorsunuz diyorlar. Biraz tabii şey karamsar bir problem. Ya dedim. ama esas da bu moral bozmak için söylemiyoruz. Demokratik bir hukuk devletinin olması gereken zorunlu unsurları var. Bunları söylüyoruz ki ha hiç kimse şöyle demesin. Bir demokrasimiz var Allah'ım nasıl iş ya bunu herkes söyleyebilir ama bu uydurma olabilir. Uydurma olup olmadığını anlamak için insanlara veriler veriyoruz. Ha bu veriler yanlış verdiniz derlerse üzülsünler yani ben de üzüleyim. Ama e bu verilere şimdi uymuyoruz. O zaman Düzeltin. <laughs> uyalım. Hep beraber uyalım. Bu arada korkmuşlar programı bitirmeyin demişler bana. Siz bitirmediğiniz sürece bu bizim için önemli bir program. Bugün sadece tek madde konuşabildik ama çok önemliydi. Onun Aynı. Için devam Bence edeceğiz. önemli bu madde. Ya zaten konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü bunların hepsi esasında bunun bir parçaları. Yani ben insanım. Sadece taşın altında otur değil. Benim insan gibi yaşayabilmem. Ne. Bunun içinde. seyahat özgürlüğümün olması ben insanım ya. İş buldum. Ankara'ya gittim. Diyarbakır'a gittim. Trabzon gittim. İki, işte konut dokunulmaz. E ben insanım. Bir konutta oturacağım. E i̇şte haberleşe, haberleşeceğim. İlker Bey nasılsın diyeceğim. Bir arkadaşınla görüşeceksin. Ahmet, Ayşe, Fatma görüşecek. Bunların ortalara çıkmaması lazım. Ha peki devlet bana karışabilir mi? E tabii karışabilir. İçeride para basıyorum. İçeride adam öldürüyorum. Peki bir şey soracağım. Ben diyelim ki bir arkadaşımla sohbet ediyorum yazılı. Dedim ki ya darbe olsa keşke dedim atıyorum. Bu suç mu? İlke olarak eğer bu özel bir konuşmaysa bunun zaten dikkat edilememesi lazım. Ama. Ama, ama çıktı diyelim ki. Ama çıktı. Darbecilik yapıyorsan sadece telefon konuşmaları sayılmaz ilke olarak. Bunu bir aksiyona çevirmem lazım. Hem aksiyona çevirmen lazım hem de senin bunu devam ettirerek şöyle söylemen lazım. Bak, tamam değil mi? Anlaştık. Sabah şimdi dokuzda. sen sabah 9'da <laughs> şuraya gidiyorsun. Hüseyine de söyledim. Silahlar da burada. Gital bunları. Hüseyin orada bekleyecek. Zehra burada bekleyecek. Ha, sen bunun planını yapıyor ve hakikaten kuvveden fiile geçirmek üzere şey yapıyorsan o zaman seni. Yoksa mesela Türkiye'de bunlardan da çok tartışıldı. Bunları Türkiye yaşadı maalesef. Ama şimdi şöyle diyoruz fetö zamanında yapıldı. Bizim hiç haberimiz yoktu bunlardan diyoruz. Aynıları şimdi oluyor. Türkiye'nin bunu mutlaka aşması lazım. Aşamazsa kim ne derse desin anayasasındaki hükümler boş hükümler haline dönüşüyor. Bizim dinleyenlerimiz arasında ben çok olacağını tahmin etmiyorum ama genelde şöyle diyenler olur. Ne var yani terör serbest mi olsun yani? <laughs> vardır evet. Diyen vardır. <laughs> şimdi bak onu söylemiyor. Diyorum ki bunun bir terör eylemine dönüşeceğini her devlet sınır ama demin söylediğim gibi, klas kararında diyor ki bak adam terörist olabilir ama onun da özel yaşamını ortaya koyamaz. Bir de terör suçunu işlediğine dair o konuşmalar, veriler ortada olacak. Kanaat getireceğim. Hocam çok uzattık ama Merdan Yanardağ olayı var tam bununla ilgili o. Merdan Yanardağ olayında iki tane şey var. Birincisi şu. Hukuk kuralı iyi de olabilir, kötü de olabilir. Tartışırız. Ama o hukuk kuralları herkese eşit olarak uygulanabilmesi lazımdır. Merda'nın işte bu adam filozof oldu artık okuya okuya akıllı adam dediğinden dolayı terör ve terörü övme suçluyu övme şeyini çıkarttın değil mi? 10 küsur yılda hapis cezası istiyoruz. Peki bir düşünün bakalım. Dinleyenlerimiz de düşünsün. Yatsınlar da Türkiye'de Abdullah Hücalan'a akıllı adam ya okuya okuya filozof oldu diyen tek kişi Merdan Yanardağ mı yoksa çok çok önemli görevleri üstlenmiş. Şu anda da devletin en önemli görevlerinden birini üstlenmiş. Kişiler de aynı sözleri söylediler mi daha önce? Hukuk kuralları herkese eşit uygulanmak zorunda biri içeri girer, biri devletin en önemli görevine gelirse burada bir sıkıntı var demek. Ben şimdi kim olduğunu söylemeyeyim. Ya bundan suç olur, suç olmaz diye demeyeyim. Binlerce adam çıkar. Der ki bu suç olmalı der. Suç olmamalı der. Ya söylediği suç olur mu der. Ama bir şeyi söyleyen varsa ben de görmüş olayım. Tabii. Bu söylerse o en önemli göreve gelir. Bu söylerse onun yeri kötektir diyen varsa <laughs> anayasa hukuk açısından sonra tartışırız. Emin olacaktır. Çünkü şöyle diyorlar. Mesela Amerika'da git Osama Bin Laden'e bakalım ne olacak diyorlar. Öyle bir mantık kuruyorlar. Dolayısıyla olacaktır büyük ihtimal. Peki hocam çok sağ olun. Uzattık, ben yorduk sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.